FOMC toplantısındaki karar faizlerin sabit tutulmasıyla beklentilere paralel olurken, FOMC üyelerinin beklentileri ve Başkan Jerome Powell tarafından basın toplantısında verilen mesajlar fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Ekonomik beklentilerde önümüzdeki 3 sene için büyüme beklentileri artırılırken işsizlik beklentileri de aşağı çekildi. PCE enflasyon beklentilerinde manşet rakam yukarı çekilirken çekirdek rakam bu yıl sonu için düşürüldü, 2025 senesi içinse artırıldı. Daha güçlü büyüme ve daha yüksek enflasyon beklentileri eşliğinde faiz oranlarının da 2024 yılı için %4.6 seviyesinden %5.1 seviyesine, 2025 yılı için ise %3.4 seviyesinden %3.9 seviyesine yükseltildiği görüldü. Basın toplantısında Powell tarafından uzun vadeli faiz oranının biraz daha yüksek bir dengeye ulaştığının söylenmesi ve yumuşak iniş senaryosunun ana hedefleri olmadığının belirtilmesi üzerine hisse senetlerinde satışlar görüldü. Avrupa endeksleri günü pozitif kapattı. Dax endeksi %0.75 değer kazanırken Eurostoxx 50 endeksi %0.78 yükseldi. Amerika endeksleri ise FOMC toplantısı sonrası satıcılı bir seans geçirdi. Teknoloji şirketlerinin daha sert satıldığı günde yalnızca temel tüketim, gayrimenkul ve sağlık sektörleri hafif değer kazançlarıyla günü kapatabildi. S&P 500 endeksi günü %0.9 düşüşle noktalarken Nasdaq teknoloji endeksi %1.5 değer kaybetti. Dow Jones endeksi ise sağlık şirketlerinin desteğiyle görece daha düşük değer kaybına maruz kaldı ve %0.22 düştü. Bugün Amerika tarafında işsizlik başvuruları ve konut satışları verileri takip edilecek. Merakla beklenen FOMC kararıyla beraber dolar endeksinde yükseliş gözlemledik. Fed'in gelecek yıl büyüme tahmininde yukarı yönlü, işsizlik oranı tahmininde ise aşağı yönlü yaptığı revizyonlar doların güçlenmesine katkıda bulundu. Bununla birlikte FOMC üyelerinin beklentilerine göre Fed'in fonlama faizini diğer majör merkez bankalarına göre daha uzun süre daha yüksek seviyede tutacağı beklentisi güçlendi. Toplantı öncesinde 104.70 seviyesine kadar geri çekilen dolar endikse 105.43 seviyesine yükselerek günü pozitif tarafta kapattı. Pozitif bir gün geçiren Euro-Dolar paritesi ise toplantı ile birlikte sert geri çekildi. Gün içerisinde 1.073 seviyesine kadar yükselen parite 1.065'e geri çekildi ve önemli bir desteği olan 1.069 seviyesinin altında kaldı. Bu hafta merkez bankalarının toplantıları olacak İngiliz sterlini ve Japon yeni ise günün en çok değer kaybeden G10 para birimleri oldu. Bugün gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası toplantısında Merkez Bankası'nın FED kadar şahin olamayacağı beklentisi hakimken, Sterlin dolar paritesi %0.39 değer kaybederek 1.223 seviyesine geriledi. Japonya Merkez Bankası uzun süredir ultra gevşek para politikasına devam ederken, dolar Japon yeni paritesi 148 seviyesine yükseldi. Paritenin 150 seviyesinin üstüne çıkması durumunda Merkez Bankası'ndan gelecek bir müdahale ihtimali artarken, yarın düzenlenecek toplantıda da bu yönde sözlü bir yönlendirme yapılabilir. FOMC kararı ile birlikte Amerika tahvil getirilerinde yukarı yönlü sert hareketler gözlemledik. Karar öncesi %5.05 seviyesinde bulunan 2 yıllıklar yaklaşık 12 bas puan artarak %5.17 seviyesine yükseldi. Dart analizine göre FOMC üyelerinden 12 tanesi bu yıl içerisinde 25 bas puanlık bir faiz artışı daha öngörürken 7 üye yıl sonuna kadar faiz artışı beklemedi. Bununla birlikte 2024 yılı faiz beklentilerinin de yukarı çekildiği göze çarparken faiz artış beklentilerine daha hassas olan 2 yıllıklar 2006 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeleri test etti. 10 yıllık tahvil getirisi ise günü %4.39 seviyesinde kapatırken 2007 yılından beri en yüksek seviyesini test etti. FOMC toplantısı gününde gelişmekte olan piyasalarda karışık bir görünüm hakimken, Türkiye Euro tahvilleri pozitif ayrıştı. Getiri eğrisindeki daralma kuvvetli olurken, 5 yıllık ülke risk primi 398 seviyesinden 385'e geri çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'in New York'ta yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerle birlikte yönetimle ortaklaşa politikalar izleneceği mesajı verilmesi, bugün verilecek Merkez Bankası faiz kararı öncesinde pozitif bir görünüm sağladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İŞ Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.